Arkadaşlar iyi akşamlar. Şu anki inceleme konumuz işbir hissesi. İşbir hissesi bana sorulmuş. Arkadaşlar bu ise biraz aslında zengin işi, fakir işi değil çünkü en yüksek limit noktalarını baz alsak hisseden bir lot alabilmek için 9500 lira vermeniz lazımdı. Şu andaki değerinde ise bir lot alabilmeniz için zaten 5200 lira vermek zorundasınız arkadaşlar. Bir lot alacaksınız. Böyle bir hisse, pahalı bir hisse. Şimdi hani biz bu hisse aslında şu örneği de verebilirim arkadaşlar. Bakın hani bazen diyoruz ya biz hisselerimizde bazen 3 kat, 5 kat, 10 kat, 15 kat, 20 kat katlama potansiyeli var. O anda bulunduğu değerin 20 katına çıkma. Paranızı 20'ye katlama, 10'a katlama potansiyelleri var. Bazı takipçiler bana soruyor hocam o kadar bekleyemeyiz. Ne zaman yapacak, ne yapacak? Kimisi de bunu hocam öyle şey olur mu falan dendiği de oluyor arkadaşlar. Bakın bu hisseler aslında bunlara birer örnektir. Hisse sadece 2 yılda arkadaşlar 2019 yılı itibarıyla 2019 yılının başı itibariyle start vermişler. Bakın bu noktadan start vermişler. Hisseyi 2 yılda en yüksek limit noktası burası mı oluyor? Hisseyi arkadaşlar 2 yılda 70'e katlamışlar. Tabi o yükseltiş sırasında ara ara düzeltmeleri de yapmışlar. Onlar yapılmış bakın. %40, %45 şu küçük düzeltmeler var. Ve şu anda aslında hisse bir düzeltme yapıyor. Düzeltme yapıyor arkadaşlar. Aşağıda bir kısım daha geleceği yerleri var. Dediğim gibi bu biraz zengin iş arkadaşlar. Ama bizim zengin portföye sahip takipçilerimiz de var. Onlar için yapıyoruz. Bazı takipçilerime bu uymayabilir. Bu hisse uymayabilir arkadaşlar. Çünkü pahalı bir hisse. Ucuz bir hisse değil. Ama hissenin örneği ne oldu? Güzel bir örnek oldu yani. Hani şu andaki rakamları neydi? Yüzlü rakamlardı. Çıkarıyorlar arkadaşlar. Hisseyi start verdikleri zaman güzel hedeflere çıkarıyorlar. Yapabilirler onu. Yeter ki şirket, aldığınız şirket iyi bir şirket olsun. Yani şirketi iyi araştırın. Önündeki güzel potansiyelleri gördüğünüz zaman, start verdikleri zaman yapıyorlar arkadaşlar. Son 2 yılda biliyorsunuz ki dünya şartları çok iyi değildi. Özellikle pandemiyle uğraşırken son 1,5 yıl, 2 yıllık zaman zarfında hisseyi gene bu aralıkta bile çıkarmışlar arkadaşlar. Güzel şekilde çıkarmışlar. Çıkacak hisse her türlü çıkıyor zaten. Ama hisse de hala aşağı gelebileceği, düzeltme yaptığı zaman gelebileceği noktalar var. Özellikle soran takipçilerim için söylüyorum. Şimdi onları verelim arkadaşlar. Hisseyi tamamlayalım. Ha, şeyi de vereyim arkadaşlar. Onu da vereceğim size. Hani düzeltmesini yaptıktan sonra hissenin şartları, ekonomik şartlar iyi olursa hani nerelere kadar çıkabilir? Onları da vereyim ama şu an ise de bir düzeltme var arkadaşlar. Aslında yataya sarma da var. Hem düzeltme yapıyor. Birazcık ne kadar kaybettirmiş bakalım. %46 yaklaşık %47. Hem de birazcık yataylaşma gördüm. Yani o sert sert çıkışlar şu an için görülmeyebilir. Hissede ne var? Aşağı doğru getirirlerse. Bu hissede aşağıda ne var? Desteğin altında kalmış. Bakın desteğin altında kalmış. Hisseyi de zaten getirirlerse yavaş yavaş getireceklerdir. 4311'i var. 4311'in kırılması halinde yapabileceği bir sonraki destek noktası 3219. Hissede kötü yorum arkadaşlar bu kanal 3219 dediğimiz rakam kanalının dibi arkadaşlar bakın kanalının dibi kötü yeri değil altını çiziyorum iki tane verdim şurayı da vereyim arkadaşlar ama burası da çok güçlü noktasıdır illaki ama ne kadar sürede gelir onu hiç tespit etmek sıkıntı arkadaşlar ya hisseye bakmam lazım hisseye haftada bir bakmam lazım ya da ayda bir en kötü ihtimalle çünkü şey var bu destek noktalarında oynama olabilir oynama olabilir çünkü geleceği zamana göre hızlı ya da yavaş gelmesine göre değişecektir. 3031. 3031. Yukarıda ne var? İşte yukarıda arkadaşlar bir kere şu direncini kırması lazım. Bu direnci kırmadan olmaz. Bu direnci kırıp üzerinde atması lazım. O da 5589. Astronomik rakamları konuşmaya başlayacağız birazdan. 5589. Kırması halinde yukarıda yaptırırlarsa tabii ki de 10.696. Ben bu rakamları Excel'e yazamam arkadaşlar. Excel orayı doldurmaz. Artık çalışmam der yani muhtemelen.
Daha yukarısı da var. Var arkadaşlar, var var. Daha yukarısı da var hissede. Var. Yaptırırlarsa var. Yukarısı da var. 15.278. 15.278. Evet. Tabii gelme süresine bağlı olarak arkadaşlar bu rakamlar daha da yükselebilir. 15 bin, 16 bin de olabilir. Bu verdiğim rakamlarda çok oynama olur. Yani çünkü rakam fazla büyük. Biz yüzdesel olarak versek aslında daha mantıklı olurdu ama rakam çok büyük olduğu için arkadaşlar gelme hızına bağlı olarak çok oynama olur. Ya 4.300 dediğim 4.000'de de olabilir. Yani ama bizim burada baz alacağımız nokta şudur. Siz aslında şurayı ben grafiği açayım arkadaşlar. Yani bu hisseye bakarken şurada büyüklüğü görün. Şey yapalım. Daha doğrusu ekranı burada durdurursunuz. Bakacak arkadaşlar için söylüyorum. Hissenin bulunduğu kanal aralığına bakın. Hangi yönde olduğuna bakın. Hangi tarafta olduğuna bakın. Yakınlığına falan. Çünkü göreceği rakamlar da muhtemelen oralar olacaktır arkadaşlar. Yani burada durdu. Mesela şu an büyüttüm ben. Ekranı burada durdurursunuz. Yani bu hisseyi düşünen ya da almayı düşünen ya da alan arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü herkese uygun bir hisse değil bu işin gerçeği. Yani burada durdurursunuz. Gerekirse bir ay geçsin bir daha sorun arkadaşlar. Ama bakın şu kanal kırılmış alta geliyor. Bu ne demek oluyor? Alttaki kanalı test edebilir. Alttaki kanalı görebilir demek oluyor. Ben şu iki yeri verdim. Hatta şu üçüncüyü de verdim arkadaşlar. İki yer bu kanalı normal olması gereken kanal. Şu da kanalı artık kırıyor arkadaşlar. Bu senaryoda da orada dayanacağı, destek alacağı ikinci güzel noktaları çizdim. Bakın şurası. Büyüttüğüm zaman çok fazla belli olmuyor ama şurası arkadaşlar işte. Böyle bir ise düzenli takip etmek lazım. Sayısal rakamları çok büyük. Oynamalarda çok olabilir. Dikkatli takip edin derim. Güzel potansiyelleri var mı? Var arkadaşlar ama işte zamanında almak da vardı ya. Şu an çok primlenmiş. Tamam biraz düzeltmesini yapıyor. Hala gideri de var. Hala güzel rakamları var. Hani bu ise de aslında çok güzel bir örnek olsun. Bu soruyu bize soran çünkü ben potansiyelleri verdiğim zaman yani hisseyi 5'e 10'a 15'e katlayacak potansiyelleri verdiğim zaman hocam onları neye göre söylüyorsun öyle çıkmaz falan diyen arkadaşlar var. Çıkan çıkıyor arkadaşlar, çıkan çıkıyor. Ben gördüğümü söylüyorum zaten, görmediğimi size söyleyemiyorum ki. Gördüğümü söylüyorum ama zamanla ilgili soruyorlar bana. Zamanla ilgili ben bir şey söyleyemem arkadaşlar. Bakın 2 yılda yapmış. Bu hisse 2 yılda da yapabilirdi, 5 yılda da yapabilirdi ama 2 yılda yapmış. Tamamlamış. Bir de dünyadaki ekonomi şartlarının kötü olduğu zaman da yapmış bunu. Biz bunları yazdık mı? Yazmadık. Excel tablomuz bunu alır. Alır alır. İnşallah alır. Yukarıda ne vardı? 5.589. Yani Excel tablosu şaşıracak. Bu nasıl rakam diyecek böyle. 10.696. Şu rakama bak ya. 15.278. bin 311 3219 arkadaşlar şimdi buradan alacağınız blotta bazı takipçilerimiz var ki çok küçük miktarlarda parayla borsada hareket yapıyorlar yani alım satım yapıyorlar. Sizin buradaki blotunuz onların portföyünün tamamına eşit oluyor arkadaşlar. Soran arkadaş muhtemelen parası çoktur çünkü parası olmayan bir insan bu şeyi sormaz. Pilotu binlerce lira ediyor arkadaşlar. Böyle bir hisseden bahsediyoruz yani. 5.000 lira ediyor pilotu. Adamın zaten portföyü 5.000 lira olan insanlar var yani. O portföyde oynayan arkadaşlarım, tanıdıklarım var benim. Buradan pilot alacaksınız. Bunun portföyüne denk gelecek. Öyle bir hisse. Evet. Onlara da yazık arkadaşlar. Bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analizde görüşürüz. Bu zaten hisse arkadaşlar çoğu takipçilerime uymuyor ama sormuşlar. Sordukları için de cevaplamak zorundaydım. Kusura bakmayın. Böyle parası çok olan takipçilerimiz de var. Yok değil yani. Evet, farklı bir hisse analizinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lan pörtlüğü adamın pörtlüğü bu kadar ya.